Zehra Hanım, bakışlarını kızı güneşten alıp bana doğru çevirdiğinde göğsünü dolduran derin bir nefes alıp verdi ve keşke sigarayı bırakmasaydım diye içten bir sitemle cümleye başladı. En çok bu zamanlarda ihtiyaç duyuyorum sigara içmeye. Kendimi gergin ve huzursuz hissettiğim, içimde tarifini yapamadığım bir korkuyla boğuştuğum zamanlarda. Ama içmeyeceğim. Çünkü artık ben bir anneyim ve bir yaşında dünya güzeli bir kızım var. Güneşim var. O evimizin güneşi. Eşim ve ben doğal yollardan çocuk sahibi olamıyorduk. Bu yüzden yıllar süren çocuk hasretinden sonra artık bir çocuk evlat edinmek istiyorduk. Bu yüzden çocuk esirgeme kurumuna gittiğimizde temel kriterimiz evlat edineceğimiz çocuğun yeni doğmuş bir bebek olmasıydı. Biliyorum belki diğer çocuklara haksızlık oluyordu ama biyolojik olarak sahip olamadığım o bebek kokusunu en azından bu şekilde sahip olarak kızımı ben yetiştirmek istiyordum. Başvurumuzu yaptıktan 6 ay sonra gelen telefonla kuruma çağrıldığımızda kalbim o kadar hızlı atıyordu ki kalbimin gürültüsü etrafımdaki her şeyi sessizleştirmeyi başarabiliyordu. Dünya bir tek benim kalbimden ibaret olmuştu. O gün hiç unutmuyorum. Kurumun kapısından girip bir an önce bebeğimi görmek ve onu koklamak istiyordum. Kurum müdürü bizi karşılayıp bekleme salonuna aldığında yerimde duramıyor ve üzerime gelen duvarları ellerimle tutmaya çalışıyordu. O sırada birden kapıdan giren görevlinin elinde duran bebeği görünce hemen ayağa kalkıp sarılmış olduğu battaniyeler içinde onu görmek ve koklamak istiyordum. Benim için çok zordu. Zira evliliğim süresince sürekli arkadaşlarımın, akrabalarımın veya tanımadığım insanların bebeklerini kucağıma almış, sevmiş, koklamış ve hasretle yine onlara vermiştim. Ama bu defa farklı olacaktı. O benim bebeğim olacaktı. En azından ben öyle olacağını umuyordum. Görevli kucağındaki bebeği dikkatlice bana uzattığı an onu kollarıma aldı. O kadar güzel ve masum bir bebekti ki size anlatamam. Ama kollarımdaki o bebek bana bir anda eski hislerimi yaşattı. Sanki yine bir başkasının bebeğini kucağına almış ve birazdan onu teslim edecektim. Etmeliydi. Kucağımdaki masum yavruya bakarken kalbim, ruhum, zihnim ve bedenim karmakarışık olmuştu. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi ya da ne hissedeceğimi bilmiyordum. İşte kucağımdaydı. Artık benim de bir bebeğim olabilirdi. Peki yanlış olan neydi? Neden ben onu kendi bebeğim gibi bağrıma basamıyordum? Neden içimdeki duygunun adı huzur ve mutluluk değildi? Yanlış giden bir şeyler vardı. Ben böyle hissetmemeliydim. Yıllardır aradığım o huzur işte kucağımdaydı. Ama ben neden bu duygunun tadına varamıyordum? Bu masum yavru neden benim evlat hasretime ilaç olamıyordu? Bahçenin köşesinde ağlarken eşim beni çökmüş olduğum banktan zorla kaldırmaya çalışıyordu ancak ben sanki bir mezara gömülmüş gibi o bankın sert tahta zemininden dermansız ayaklarımın üzerine doğrulamıyordum. Belki de bu yüzden Allah benim bir çocuğum olmasını istememişti. Baksanıza, masum bir bebeğe bile annelik yapamayacak kadar bencil ve ne istediğini bilmez bir kadın olmuştum. Odadan çıkmadan önce elimdeki o masum yavruyu görevliye verip hıçkıra hıçkıra ağlayarak bahçenin en uzak köşesine kadar koşmuş ve ilk gördüğüm banka kendimi bırakmıştım. Neden kaçıyordum bu masum yavrudan? Anne olmak istemiyor muydum? Anne olabilmek için bana daha ne gerekliydi? Bu ilk buluşmanın, ilk kez çocuk evlat edinmek üzere bir çocuğu görmenin travması beni o kadar çok etkilemişti ki artık işe gitmiyor, evden çıkmıyor, hatta yaşamıyordum bile. Zira çok geçmeden hastaneye yatmak ve tedavi olmak zorunda kaldım. Tedavim bittikten sonra bile halen tam olarak kendime gelememiştim. Hayat benim için kucağımdaki o bebeği tekrar görevliye bıraktığım gün bitmişti. Sanırım bu travmadan bir yıl sonra çalan telefonuma baktığımda eşimin titreyen sesiyle kurumun tekrar bizi çağırdığını söylediği gün daha dün gibi aklım. O gün aslında sadece müjdeli bir haber almamıştık. Meğer o gün evimize bir güneş doğuyormuş. O büyük travmadan sonra tekrar kuruma gitmek benim için çok zor olsa da bunu başaracaktım. Kurumun kapısından ikinci kez girdiğim o anda o güne ait tüm kötü hatıralar hemen zihnime hücum etse de eşimin elini sımsıkı tutup etrafındaki insanların bakışlarına inat yürümeye devam ettim. Görevlinin bizi beklememiz için bir odaya götüreceğini düşündüğüm sırada girdiğimiz odada elinde battaniyelere sarılmış bir bebekle bizi bekleyen başka bir görevliyle yüz yüze geldiğimizde kalbim yerinden fırlayacak gibi çarpmaya başladı. Ve ne yapacağımı bilemez halde oracıkta donup kaldım. Sanırım birkaç saniye sonra neler olduğunu ve şu anda ne yaptığımı kavramaya başlıyordum. Bebeğimi görmeye gelmiştim. Kendimi toparlayınca elinde bebek ile bekleyen görevliye doğru baktım ve gözlerimle o güzelliği kollarıma almak istediğimi anlatmaya çalıştım. Çünkü boğazım düğümlenmiş ve sesim çıkmaz olmuştu.
Görevli bebeğimi artık benim kollarıma emanet etmiş, yavaş yavaş geriye doğru çekilirken ben de oturduğum o koyu deri kaplı koltuğun kenarlarından destek alarak bebeğimi kucağıma alıp göğsüme yerleştirmeye çalışıyordum. Başarmıştım ve bu sevgi yumağı artık benim kollarımdaydı. Gözleri o kadar güzel ve ışıltılıydı ki ona bakmaya kıyamıyordum. Bebeğimin kalbimden içeriye doğru akan o sevgi dolu, yarı açık gözlerin ışıltısıyla bana bakıyordu. Bütün ruhumu kaplayan o sıcak sevgi dolu bakışlar sanki damarlarımda dolaşmaya başlıyor ve beni baştan aşağıya sarıp sarmalıyordu. Bebeğim artık sonsuza dek kucağımda kalacaktı. O benim mis kokulu bebeğimdi. Bir annenin doğumdan çıktığı anda kokladığı bebeğin kokusu vardı onda. Sanki eksik bir parçamla bütünleşmiştim. Artık tamamlanmıştım. Artık anne olmuştum. İçimdeki tarifsiz mutluluğu tüm dünyaya haykırmak istiyordum. Ben artık bir anneyim. Bu bir annelik hikayesidir diye düşünebilirsiniz. Ama özünde bu bir evlat olarak anne olmanın ne kadar mükemmel bir his olduğunu ancak annelerimizin anlayabileceklerinin hikayesidir. Ellerinden öperim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Ellerinizden öperim dünya anneleri. Hepiniz iyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun.